Sevgili izleyenler hoş geldiniz. Bugün DS3 ile sizlerin karşısındayız. DS7'yi çekmiştik. Çok güzel bir program olmuştu. DS3 Crossback. Evet, Crossback. Çok iddialı bir araçtayız. Çok retro, çok iddialı tasarımlı bir araçtayız. Bugün de güzel bir konuğumuz var. Nurullah Saraç. Benim kuzenim. Murat yok bugün. Evet. Kamerada Nurullah yardımcı olacak bizlere. Nurullah hoş geldin sen de. Çekimlerimize Nurullah benimle birkaç program çekti. Evet. Tecrübeli aslında bu konuda. Çok da şey değil yani, acemi değil. Çok seviyor bu tür araçları. Hakikaten hem araç sportif bir araç hem tasarımda çok iddialı. Falan filan lafı uzatmayalım daha fazla. Şöyle aracı anlatmaya başlayayım çünkü bugün bayağı bir konuşacağız. Evet, Nurullah'a da oradan soracağım. Çünkü sever böyle tasarımları. Evet. İlginç, dediğim gibi retro, kendine özel. Tasarım var aracın, markaya özel tasarım var. O yüzden biraz bolca konuşacağız bugün. Ne yapalım? Dışarı atalım kendimizi. Aynen. Dışarıyla başlayalım. Mesela sen seversin dış tasarım anlatmayı. Böyle dışarıyı dinleyelim senden Hüseyin. Ya aslında şöyle Serkan, DS3 eski versiyon tek kapı bir forma sahip spor bir araçken bunun 5 kapıya döndürülerek birazcık daha crossover halini büründürmüşler DS mühendisleri. Baktığın zaman önde çok geniş bir panjurla beraber o kavisli yapısı ilk başa göze çarpan detay oluyor. Kesinlikle o panjur müthiş. Üzerinde de krom detaylar, işte DS'in krom logosu, böyle öne doğru çıkmış yapısı. Bir köpek balığı ağzı diyoruz ya son aynen dönemdeki araçlarda. O yapı aracı çok iddialı gösteriyor. Bir de renk çok iyi abi. Evet. Yani renk siyah, işte mat siyahları falan görüyoruz, krom detaylar falan. Bakan gözünü alamıyor. Onu gördün, sen yaşadın yani. Şöyle söyleyeyim bir de Serkan. Bu araç La Première paket olduğu için en üst donanım. Gündüz ledleri bumerang formuyla LED Vision dedikleri matrix ledlerinin altına konumlandırmış. Böyle birazcık daha keskin ve önde çok detaycı bir ifadeyi büründürmüş. Bumerang formunda dikey uzanan aynen bir araçta daha vardı. Yine mi DS7'de miydi? DS7'de de aynı. Zaten ön araçta tarafı ufak dokunuşlarla DS7 abisinden ayrışıyor Crossback'ten. Ama aynı tasarım dilini bu araçta da yakalamış durumdalar. Kesinlikle. Yan profile baktığımız zaman Serkan, özellikle o B sütununda yer alan DS3'ün tek kapı versiyonundaki o kıvrım bu araçta da mevcut. Yine bumerang gibi böyle kıvrılan, evet, bir yapı var. Kıvrılan ve gerçekten çok geniş bir panel yüzeyiyle aracın birazcık daha dinamikliğini betimlemişler. Bence bu aracın en güzel yeri arkası, arkadan görünüşü. Oraya gelmeden şöyle bir kapı kollarından bahsedelim. Tamam. İçeri doğru gömmeli bir kapı kol yapısı var araçta. Kapınızı açmak isterken şu hafif dokunuşlarla kapı koluna dokunuyorsunuz ve kapı kolu dışarı çıkıyor. Evet. Normalde içeri gömmeli bir yapısı var. Yani enteresan. Hani şu birçok araçta görmediğimiz bir yapı. Belki DS3'e has bir olaydır yani. Krom detayıyla beraber hani ayrışıyor. Çünkü araçta her şey siyah olduğu için bir tek krom parça kapı kolları. Hani o da siyah olsa herhalde kapıyı da bulamayacak kimse. Nereden açılıyor, nereden kapanıyor diye soracaktır. Güzel bir detay. Nurullah da mesela jantlara bayıldı. Nasıl evet jantlar? Çok güzel. Orada da bumerang formları var. Çift renk yapılmış. Bayağı bir detaycı duruyor. Hatta Hüseyin böyle çift siyah gibi dedi, değil mi? Evet. Siyah gibi. Aslında form olarak siyah ama siyahın farklı tonlarıyla çok güzel böyle bumerang şekli gene orada da görebiliyoruz. İddialı yani, karakteristik işte, kendine özel yapılar var araçta. Arkası dedin, arkayı ben direkt Porsche Cayenne'a benzettim abi. Porsche Cayenne'in yavrusu gibi duruyor böyle. Çok yani Porsche'nin böyle yavrusu gibi, çok güzel böyle yuvarlak hatlar, o agresif duruş. Ya o siyahlık bana direkt Porsche Cayenne adı. Dinamikliği yani büyük bir ihtimalle o ortada yerleştirmiş iki egzoz çıkışı ve oldukça büyük. Hani o sportifliği belki dediğin gibi oradan hitap ediyor olabilir ama ya ben benzettim işte yani. Farlarda çok ince tasarımlı olduğu için stop grubu böyle içinde elmas formları gene orada da görebiliyoruz. Güzel yani bir rüzgarlık. Zerafeti sportiflikle çok iyi betimlemişler. Çok güzel bir dışarıda cümle söyledin. Aynen sana katılıyorum. Ve şey de atlamayalım, çok da güzel bir rüzgarlığı var evet arkada. Böyle kalın, araca yakışan güzel de bir rüzgarlık yapısı olmuş. Bu pakette tabii tavanda iç döşemelerle uyumlu şekilde yakut rengi böyle patlıcan moruna yakın bir tonda geliyor. Yani karanlıkta simsiyah araç ama gün ışığına çıktığı zaman parıl parıl parlıyor böyle elmas gibi. Dış tasarımda böyle fiyatının şeyini sunuyor. Hakkını sunuyor değil mi? Evet. Bir de şey, logolar da çok enteresan mesela. Logolar da çok kaliteli. İşte öndeki logo, içerideki
dokunuşlarmış. Yani Le Premier yazısı. Çok güzel böyle. Göze hoş geliyor. İşte bir numara var mesela kaputun tam üzerinde. Evet. O da böyle yani elmas forma yakın bir formda. Hakikaten kalite algısını dışarıda zaten ufak dokunuşlarla bize anlatmaya başlıyor ki içeri geliyoruz. Ben içeri bu hafta ilk önce Nurullah'a soracağım. Oradan şurası yani orta konsol Nurullah nasıl gözüküyor? Ya bence bu elmas formu içeriye de çok iyi yansıtmışlar ve radikal bir tasarım olmuş. Yani çoğu arabada göremeyeceğiniz bir tasarım. Düğmeleri dokunmatik, ekranın böyle büyük olması falan. Premium katmış. Çok güzel bir yere değindi. Düğmeler dokunmatik. Evet. Mesela biz bunları dokunmadan anlayamazsın değil mi? Dokunmatik mi olduğunu, işte tuşların içe doğru basılıp basılmayacağını anlayamazsın. Burada yaklaşık 9 tane tuş var ve 9'u da dokunmatik. Ve hassas. Pardon, bir tanesi. Yani reflektörler tam şu ortada yer alan iki tuş. Biri müzik çalır kapattığımız, diğeri flaşör. Ya bunlar dokunması basmalı. Olması gerektiği için ama diğerleri senin de hani Peugeot PSA grubunda işte Peugeot tarafında buradaki piyano tuşların dün söylediğin sanki yine piyano tuşu varmış gibi ama düz bir efektle konumlanmış. Evet, evet. Aslında burada DS'in mühendislerin burada güzel bir detayı var. Ön panjurdaki kavis tam bu orta konsolda tekrar aynı şekilde karşımıza çıktı. Konsolda mesela düz değil, o da burada öne doğru uzuyor. Evet. Yani kaput diğer tarafa da ters şekilde yönlendirilmiş. Hem dış hem iç konsol. Güzel olmuş. Ekranı mesela beğendin mi? Hüseyin mesela dün çok iddialı bir şey söyledi ekranla ilgili. Sen beğendin mi? Ben çok beğendim. Mesela arkadan da her şeyi net bir şekilde görebiliyorum. Okunaklılığı net diyorsun. Tabii okunaklı. Hüseyin sen o iddialı şey söylemişsin. Ya şöyle söyleyeyim. Şu ekran, aslında önümde iki tane ekran var. Biri 7 inçlik, biri 10.3 inçlik. 7 inçlik olan kadran. Onu geç. Önümde ama bu 10 inçlik ekran hakikaten tüm PSA grubunda aslında kullanılması gereken bir ekran. Çok fazla önünü kapatmıyor. Burada sonradan takılmış bir ekran formunda değil. Bir de şurayı içeri doğru saklanabilir şekilde yapsalar hani buradaki gömmeli ekran gömmeli. Yani efsane bir şey olurmuş. Buralarda böyle tuş kalabalığı gibi görünen bir yer var. Ki burası da böyle elmas formda, elmas kesim formda tasarlanmış. Cam açma, kapama tuşları. Onun dışında hemen önünde dry mod, sürüş modlarını değiştirmiş tuş var. Ve elektrikli el frenini görebiliyoruz. Teknoloji olarak da buradaki koca bölmede sadece bunları görebiliyoruz. Tabii önünde de hemen vitesin önünde de Wi-Fi şarjlı donanım olarak güzel bir yere konumlandırılmış. Wi-Fi şarjı var dedin. Aslında teknoloji biraz da senin sol tarafında. Tabii. Güvenlik ağırlıklı teknoloji. Orada tuşlar. Oraya yani saklamışlar. Burada şöyle bir durum var Serkan. Araçta drive assist dedikleri DS'in otonom sürüşe yardımcı olan asistanlar var. Hemen direksiyonun sol tarafına yerleştirilmiş iki tane tuş. Biri otonom sürüşü adaptifi sabitleyiciyle beraber etkiliyor, başlatıyor. Diğeri de adaptif sabitleyici açık değilken sen kendin şeridinde giderken o seni şeritte tutmaya, şeritten çıktığın zaman direksiyona müdahale etmeye yardımcı olan bir yönlendirme tuşu. Biri yarı pilot, biri otopilot gibi değil mi? Aynen. Güzel. Süper yani bir özellik. Bayağı aslında donanım olarak benim hoşuma gitti kullanımı. Direksiyon da şık. Bak DS7'de gördüğümüz direksiyon aynısı mesela. Yine burada da elmas formları. Adamlar doymamışlar yani. Yani gene burada da bir ufak değişiklik var. DS7 Crossback'te 4 bölmeliydi. Bu birazcık daha sportifliği betimlemek için 3 bölmeli yapmışlar. Biraz konfor konuşalım. Tasarımdan teknolojiden çıkalım. Rahatsın değil mi? Koltuklar çok rahat. Koltuklar rahat. Yalıtım çok 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 başarılı. Yani araç... Sessiz, çok sessiz. Hem motor çok sessiz böyle alt devirlerde. Hem de rüzgar olayı çok az. Şimdi hızlanacağız. Hızlandığımızda da bakarız tekrardan. Ama şu an çıt yok. Şu an abi, çıt yok yani. Bayağı 50 ile gidiyoruz ve çıt yok. Üstüne uğraşılmış. Tabi burada birazcık şöyle bir sıkıntı var. Aracın formları gereği birazcık daha fazla rüzgara maruz kalıyor. Yüksek hızlara çıkınca gene o rüzgar sesi gelmeye başlıyor ama tekerlekten herhangi bir yuvarlanma sesi yok. Konfor olarak süspansiyon zaten Citroen grubundan çıkma olduğu için DS birazcık daha konforu ön planda tutulur. Nedir Citroen'in en büyük iddiası zaten süspansiyonları. Aynen. DS'de yani de görüyoruz. Aslında gene bunu görebiliyoruz ki bir çıt daha kaliteli olarak karşımıza çıkıyor. Kesinlikle konfor konusunda ona katılıyorum ve koltuklarda ciddi anlamda çok rahat diyorum ve Nurullah sadece dönüyorum. Arka taraf. Şimdi B crossover sen kullandın Nurullah.
Bir yaklaşık bir iki sene kullandınız değil mi? Kaptur vardı evet, sizde. Evet. Alışıksın be crossover'lara. Böyle mesafe karşılaştıracak olursan neler söylersin? Şimdi koltuklar biraz etli olduğu için konfor anlamında birazcık burayı kısıtlıyor. Hı. Ayak mesafesi olarak. Evet. Ama baş mesafesi olarak bayağı iyi. Sadece arka kapıların formundan dolayı birazcık camlardan kesitler var. O da biraz işte klostrofobik bir alan yaratıyor. Hı. Onun dışında gayet güzel arkası. Hem de konforlu. Basık oluyor diyorsun camların evet, biraz, şeyden biraz dolayı. Biraz basıklık veriyor. Aslında tavan basık değil ama camların evet, dar olması. Aynen öyle abi. Kol dayama falan var mı arkada? Hayır, ya da teknolojik unsuru var mı? Yok. Mesela arka hava menfezi yok. Bir USB ile yani USB takıp da telefonumuzu şarj edebileceğimiz bir platform yok. Çok büyük eksik yani. Evet. Değil mi bu fiyatta bir araç için? Hem bu fiyat hem bu premiumlu oynayan bir sınıfta arkadaki o bahsettiğimiz teknolojik kesinlikle detaylı yani. Olması. Kesinlikle yani USB girişi yok dedin. Evet. Havalandırma menfezi yok. Başka bir yerde yok değil mi havalandırma menfezi? Hayır yok. Yok. Kapı kollarının olmadı falan. Hayır çok yok. Ama kapı kollarında mesela iki kademeli bir kapı kolu var. Bir camı açabildiğimiz ve arkasında gizli saklı bir bölmesi olan bir üst katmanı var. Bir de altta elimizi dayayabildiğimiz bir katman var. Onun da önünde mesela bir şeylerimizi koyabileceğimiz derin bir tane alan var. Göz var. Kol dayama da yok dedin. Evet. Ortada kol dayamamız yok. Çok konforlu değil yani Nurullah arkada. Evet. Hani koltuklar falan eyvallah çok rahat ama böyle hani konfor artı konfor sunacak mesela kol dayama, havalandırma menfezi çok ilginç şu an havalandırma menfezinin olması. Çift USB diyorduk. Şey, geçen çift USB konuştuk. Bak bu araçta var çift USB. Evet, bir yönde bir arkada. İçinde yok da hemen. Torpidonun orada. Sadece iki tane demiyoruz. Yeterli buluyoruz. Ve işte abi bak böyle olsun. Hani bak takma ne kadar kolay bak. Hem buraya değil mi bu taraf şeyin kol dayamanın altı. Hem buradaki bölüme USB takmak ne kadar kolay. Geçen Nurullah şeyde uğraştık. 3008'de bir USB var. Eşya gözünün en dibinde. Ya takabilmek için böyle kolunun içeride çok rahat dönmesi lazım falan gibi zorlandık da ondan bahsetmiştik. Ama burada da şöyle bir detay var. Serkan tamam burada gündüz aydınlıktayken çok rahat diyoruz da şimdi bu aracı gecede kullandığın zaman aracın içi klostrofobik bir yapıda olduğu için herhangi bir aydınlatma gece ambiyans aydınlatması yok bu araçta. Olmadığı için sana, güzel. Ciddi derecede bu bir handikap. Yani geliyorsun burada işte ışıkları yakıyorsun. Nasıl yaktın? Dokunmatik yani. Dokunmuyoruz. Gösteriyorsun değil mi? Göstersen bile güzel. Yeterli. Güzel. Gerçekten güzel. Tasarımda var mı? Böyle anlatmak istediğiniz başka bir... Yani malzeme kalitesine falan girmiyorum. Yok. Çünkü hakikaten çok kalite. Yani ya söylemeye gerek yok. Detayı şu... Plastik denebilecek zaten malzeme az. Bu aracın rakibini evet. Kime alacağız? Misal kıyaslamayı neye göre yapacağız? Fiyatı, bu sınıfında fiyatıyla yok mesela. Başladık. Platformda var mı? Ya hani CX-3 diyeceğim... Onun da deri döşeme hani böyle opsiyonları filan birazcık da kalite hissiyatı eskiden iyiydi. Şimdi ya bu bence kendince farklı bir şey var bunun sınıfı var. Ya nereye koyacağım yani premierlere, bilmiyorum. Premierlere göz kırpan ama içinde bulunduğu markanın alt sınıfı. Yani öyle diyeceksin buna. Hani üst sınıftaki abileri zaten çok iddialı diyesin. Yani şu kalite hissi çoğu D sınıfı premium yok, araçlarda yok. O yüzden bu kendince bence. Bunun sınıf bu aracın sınıfı yok bence. Ya dışarıdaki kendince o özel seni özel hissettiren tasarım detayları, kalite hissi. Yani çoğu gerçekten premium araçlar. Marka içinde gruplandırabiliriz bunu. Ya kendi markası, kendi bünyesi içinde gruplandırırsın. Ben çoğu arabayı şöyle bir silmem bile abi. Yani nefret ederim o tozlardan. Ama şu kalitede insanın böyle bir tane bile toz göresi gelmiyor burada. Gerçekten çok başarılı. Biraz şu arabayı bağırttıralım ya. Tamam. Şu 155 beygir bu araba. Şöyle. Evet. Biliyorsun 155 beygir Nurullah. Kaç motordu? 1.2 motor. Aslında önce şöyle başlayalım. Zaten 1.2'de 155 beygir. 4 farklı donanım seçeneğiyle alabiliyorsun. Ülkemizde ise 3 farklı seçenek var. Soşik, Performance ve La Première. La Premier. Bu donanımları daha önceden duymamıştık. Tabi bu donanım. Yeni donanımlar. PSA grubunda da yok böyle donanım. En üst versiyonda 155 beygirlik olan benzinli 8 ileri otomatik şansımanlı versiyonda var. EAT8. Bayıldığımız şansımanlardan bir tanesi. Sürüş modumuzu spora alalım. Birinci vitese düşürdüm. Bence valve var. Evet.
Ben suni diyorum. bunu bayağı tartışıyoruz ama. Şimdi şu motor sesi. Drive assist'i de devre dışı bırakacağım Serkan. Bana engel olmasın. Biraz arabanın. Bence de sana engel olmasın. Biraz zorlayalım. Araç şu ses, siz şimdi valf mı var diyorsunuz abi? Ben, şimdi, bence... Bir dakika. Arkadaki o çift egzoz, az önce tasarımını anlatırken bahsetmiştik. Bence bir valfli sisteme sahip, gerçekten çıldırtırcasına valf o kadar bağırmıyor ama suni bir yapay ses yok. Yani 3008'de spor tuşuna bastığımız zamanki aldığımız o efekt bence bu araçta yok. Yani bir kolondan buradan gelmiyor ses, canım o ses. Gelme kolondan almıyoruz sesi. Şimdi tekrar ama... spor aldım. Vitesi bak şofu güzel aklımıza gelmişken tabii, frenleri her, konuşacağız. Her güzelin bir kusuru vardır. Tabii hem frenleri hem kalkıştaki o ilk anlık tepkiyi konuşacağız, unutma bunu. Az önce fren yapmışken aklıma geldi. Virajlara giriyor diyorsun. Ya aracın aslında önceliği konfor olduğu için süspansiyonu birazcık böyle yatmasına izin veriyor. Bunu tedirginlik gibi hissedersen birazcık gazın ayağını çekiyorsun ama devam edersen araç aslında yatmayla beraber çok iyi yol tuttuğunu da hissettiriyor. Birazcık hani cesaretinle uyumlu olması gerekiyor. Bu arada seni keyif alıyor görüyorum. Aracı kullanırken yani, değil mi? Hüseyin böyle böyle hani ilk defa izliyorum. Şöyle yatmaları böyle kulakçıktan değişmeleri falan. Şimdi biz buna DS3 crossover diyoruz ama o kadar yüksek bir yapısı yok. Tamam çok geniş jantlar, 18 jant, işte çok büyük tekerlek boşlukları ama araç işte bugün ışıklarda dururken yanıma cuk geldi. Cuk bundan yaklaşık bir 20 santim falan daha yukarıda hissettiriyor oturma pozisyonu. Bu biraz daha altta kaldığı için kullanımı. Yalnız işte şu yazılım, şanzıman yazılımında mesela 3. vitese giderken birden 4'e atıyor. Hayır hayır bir de evet 5000 devire kadar çıkarttırıyor. Nefret ediyorum o yüzden. Zaten araç bu çok özellikle... devir çevirmiyor. Yani 4500-5000'de abi bırak bana izin ver tamam ben onu biraz daha zorlayayım. 3. vites mesela ben 6000 lira çıkmak istiyorum. Ondan sonra ben bir devir değiştireyim, şey vites değiştireyim, hızlanayım. Araçtan o perform 155 beygir koyuyorsun makineye. 155 beygir ama şanzımana diyorsun ki EAT 8 hızlı geçişler sağlayan bir şanzıman. Sen diyorsun 4500-5000 aralığında bunu sabitle. Hani aynen. Şey zaten yap, şanzımanın ömrünü attır, motorun ömrünü attır. Sen performansı biraz şey yap. Ne keyif aldım ben o işten. Şu bak size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar, size şu keyfi veren, aracın bu keyfini veren sadece motor sesi. Şu motor sesini çıkart bu arabadan, yemin ediyorum şu 155 beygir almazsınız. Ya, yani gitmiyor dersiniz. Çünkü bak çünkü kalkışlarda dün sana da söyledim. Dedim ki ilk tepki çok zayıfladım. Bak, bir durup kalkalım. Aynen bir durup kalk. İlk tepkide Nur'la bak şimdi bir saniye boşluk olacak. Bak. Bak görüyor musun? Şimdi bak. Tuttu. Şimdi bak. Evet. Bu arada 0'dan 100'e hızlanması 8.2 saniye. Onu da Recep şu an ölçer. Sürpriz olarak veririz Recep'e. Bak o ilk 1 saniye atak yapamıyor. Bir yığılıyor. Ondan sonra bak muhteşem. Yani çok yüksek hızlara çıkınca rüzgar sesi gelmeye başlıyor. Yalnız bu aracın bence elinin en zayıf olduğu alan frenler. Bir böyle sünger hissiyatı var. Frene bastığı zaman sanki tutmayacakmış gibi algılıyor. Sonradan zap diye tutuyor böyle, zamp diye yapışıyor. İlk böyle biraz... bir o kalkıştaki bir saniyelik gecikmeyi frenlerde de gösteriyor değil mi? Yani bir saniye, frende bir saniye değil ama böyle hafif bir boşluk olurmuş gibi oluyor dediğin ya gibi. Fren pedal sonra... hassasiyeti birazcık daha böyle hani alışkanlık gerektiriyor. Şöyle hemen keskin bir fren yapısı yok. Nasıl bu arada, beğendin mi performansını bunu? Beğendim. Ara hızlanması da çok iyi. Çok yani iyi değil mi? Mesafede 140-150 gibi bir hızlara çıktı. Ya o ilk kalkıştaki evet, çok büyük sıkıntı. Yılması biraz şey. Biraz daha böyle hemen anında güç isterim ben. ESP falan her şey devreye giriyor böyle. Bütün güvenlik sistemleri. Ya aracı biraz bekletiyor. Kadar sarıyor. Bekletiyor. Biraz motor bekletiyor. O kadar canlı ve kuvvetli ki. Yani 1.2 litrelik bir motordan 155 beygir, bir... 240 tork. Ya çok iddialı rakamlar. Böyle bir şanzımanın olduğu yerde, uzun ömürlü bir şanzıman, motor da uzun ömürlü olsun. Bak öyle bir kombin edilmiş ki. Mesela o kalkıştaki işte güvenlik sistemleri devreye giriyor, motora aniden basınç sağlayamıyorsun falan, böyle bir yarım saniye bir saniye gecikiyor. Her şey böyle uzun ömürlük üzerine düşünülmüş bence. Çift kavrama yapsalar. Yani işte DCT koy, DSG koy değil mi? Yani bu şanzımanı, yani o şanzımanla tercih et. Yürü, 1.5-2 saniye daha hızlı yürü. Kesinlikle. Şurada meşhur yerimizde 0-100 deneyelim bir şeyin. Bu arada teknolojiyi
konuşurken bazı detayları atladık. Buyur. Ön çarpışma uyarı sistemi var. Ha, güvenlik olarak. Güvenlik olarak. Kör kendi kuran yapabiliyor. Kör nokta uyarı var. Şeritte tutma ve onları şerit ikazı galiba, var. Evet. Onunla beraber hemen buradan araç ayarlarından baktığımız zaman geri görüş kamerası park var. Park asistanları var. Ya şey konuşmadık. Ya ben üzerine çok durmadım. Böyle bu fiyatta bir araçta full bir aracındayız, full paketindeyiz. Güvenlik olarak eksik hani yok. Yok. Bayağı yani, dolu. Adaptifi olduğuna göre, otonom olduğuna göre işte o park yardım asistanları, geri görüş kamerası, kör nokta uyarı zaten mevcut. Bunu artık var. Hani 150 liralık araçlarda da görüyoruz. 150-200 bandındaki araçlarda da görüyoruz full olarak. Şurada duralım. Burası düzlük sonuçta. Manuel kullanmayacak mısın bu sefer? Kafa kaldırıyor araba. Tamam, bu sefer çok iyi yaptın. 100. Bak bu sefer o 3400 derim. 3 ile 4 arasında değiştirirken uzattı ya, aslında devreye. Oradaki sıkıntı şu. Manuel modda 1'den 2'ye atıyorum. Evet. 2'deyken ben bastım diye 3'e de atıyor. He. Üst üste, tamam. Üst üste. Sen onu da vites değiştirdin. Bak şimdi bir daha göstereyim. Manuel modu aldım. Evet. Redline'a doğru ben vitesi kendim attım ya bak. He, tamam. Kendi hani algılamıyor. Evet, evet. Sonradan vites değiştirdiğim tamam. Tepkisini alıp bir daha vites değiştiriyor. Evet. Bu işte üst üste iki vites değiştiriyor. Aynen. Yavaş etiyor. Gücü kaybettiriyor. Yığılma yapıyor yani. Tamam. Bu ama yazılımsal bir şey. Evet, yazılımsal da tabii. Bunu algılaması lazım. Geç kalıyor. Tepki anlamında geç kalıyor. O dediğin işte 1-2 saniye gecikme aslında şanzımanın buradan kendini ele veriyor. Bu arada kaç yaptık acaba çok saniye? Onun bir sürpriz olacak ya bize. Fabrika verisi 8.2. Güvenli hızlarda 208 kilometre gibi bir değeri var. Oldukça iddialı. 8-6 falan dedi. Değil mi? Evet. Çünkü yakın rakamlar yapmışızdır yani. Can alıcı noktaya gelmedik. Nereye geliyoruz? Yakıt tüketimi. Ha, yakıt tüketimini konuşmasak da olur. Önün ya. Fiyatı bak. Fiyatı olumsuzlukla başladık böyle programın başında. Olumsuz bitirmeyelim yani. Hani şöyle güzel performans ya, demişken. Çok sıkıştırılmış bir motor olduğu için gerçekten ucu açık. 5 litre de yakabilirsiniz. 17 litre de yakabilirsin 100 kilometre ortalama. Yakamazlar 5 litre. Yok yok, çok sakin kullandım ben. 5.6 ile ben dün yol kat ettim. 30-35 kilometre boyunca. Hani eco modda gaza sakin sakin basarak. Hayır, ciddi misin derken ben yakıt tüketimi demiyorum. Senin sakin kullanmanı, sakin kullanmanı şaşırdım. Ama zorladığın zaman da siz bir yarım saat rötar yapınca bir Bahçeköy yolundan dolanarak gelin değil mi? Bizim bahçede kaputu açmıştın sen. Bir motoru soğuttun. Motoru havalandırıyordun. Yani yakıt dediğin gibi tabii ki şeye bağlı. Hani kullanıma bağlı bir şey. Her araçta bu aynı şey. Dediğin gibi çok farklı aralıklarda yakıt tüketimi sağlanabilir. 300 liraya biz fulledik. Evet. Değil mi? 300 liraya fulledik. Direkt zaten depo şey yazdı bize. Yani 420 kilometre gidebilirsiniz. Aynen. Orange onu yazdı çünkü ortalama o an 12 falan da değil mi? Yani genel ortalamada herhalde 9.5-10 bandında bu performansı da kullansa, sakin de kullansa karmada 9.5 litreyle gezebilirsin. Yani 300 liraya bu araca binen, biraz performanslı kullanayım, biraz sakin kullanayım, hayır biraz da ortalama kullanayım diyen bir adam maksimum 500 km, 550 km yapar. Ağzına sağlık değil mi? Artık kapatalım. Ağzına sağlık, teşekkür ederim. Güzelim, teşekkürler. Çok sağ ol. Ağzına sağlık senin de. Sevgili izleyenler, programımızı kaçırdıysanız tekrarını her hafta söylediğimiz gibi YouTube kanalımızdan da izleyebilirsiniz. YouTube'a otomobil test yazmanız yeterli. Biz her hafta cumartesi 14.30'da Ülke TV ekranlarında olacağız. Sizler için yepyeni araçları test etmeye devam edeceğiz. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.